Şimdi evvela hoş geldiniz. Burası Türkiye'deki Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu işçinin evi. Bu evde 1 milyon yakın üyesi var. Burası 4 milyonluk bu üye. Şu anda buranın nöbetçisi benim. Ben buranın başkanıyım. Arkadaşlarımız var. Evvela hoş geldiniz. 65 senesi Sakarya Spor ne oluyor? Şimdi benim evim spor salonundaydı baba evi. Kapalı spor salonunun yanında. O dönemlerde Adapazarı'na maça gelen takımlar o zaman salon işte yeni bitmişti. Salonda soyunu giyinip sada öyle gidiyorlar. Bilginiz var mı bilmiyorum. Bir söyleyen oldu mu sen bunu? Maçtan sonra da salona geliyorlardı spor salonuna. Çünkü banyo orada vardı. Statta banyo yoktu. Yani şey orasıydı eski statta. İşte biz zamanlar 11-12 yaşında hatırlıyoruz. Takımlar gelirdi deplasmana. Biraz yaramazlık yapıyorduk oraya gelen takımlarla. İşte 11 yaşında çocuklar şimdi ne yapıyorlarsa yapmasınlar. O zaman sanki karşıdaki takımı sanki kötü bir şeymiş gibi görüyorduk. Öyle anlıyorduk ya. Aklımız ona eriyordu. Yani banyo yapıp oradan gidiyorlardı. İşte polis arabası geldi. O zaman eski bir araba vardı. Onun önünde geliyorduk polis. Bu ara kendimize geldi. Yeni stat, eski stadı ben bir kere hatırlıyorum. Tahta stadı. Bir kere maça gittim orada ama tam detaylı bilmiyorum. Şimdi çamur sahayı hatırlıyorum. Tahta tribünleri hatırlıyorum. Ama detaylı hafızam o kadar şey değil yani. Hatırlamıyorum ne oluyor dediğimi. Yeni stat bitince hatırlıyorum. Yeni stat bitince işte betondan ben stadın altında toprağı kazıp da alt taraftan şu andaki şeref tribünün sol tarafında, sağ tarafında o zaman şöyle boşluk vardı, o boşluktan giriyorduk. Para pul yok o zamanlar, stada giriyorduk. Şeyin altından yani, tribünün altında. O zaman doldurmamışlardı orayı, işte hani beton dökmüşler, şöyle bu kadar boşluk var, aradan giriyorduk. Yahut birisi, demir kapılar var ya sağda solda, elimizden tutsun da içeri soksun, öyle giriyorduk. Sakaryaspor galip gelince, ben eve gelince başım ağrımıyordu ama mağlup falan olunca çok başım ağrıyordu çünkü. Ev de yakın orada, stada yakın yani işte orada evine. 1,5 kilometre falan yani, 2 kilometre stada yakın. Yani o zamanlar en keyif aldığımız iş maça rahat girmek. Mesela şeker tarafındaki tribün çok yüksektir. Arka tribünden ben tribüne tırmanarak çıktığımı hatırlıyorum. Yani orada tribün arkada yüksektir yani duvar vardır orada. Yani şeker tarafında o tribünün duvardan çıktığımı hatırlıyorum. Sonra scoreboard var o zaman şimdiki elektronikli şeyden onlar değiştiriyorsun. Yani birisi duruyor orada. Şimdi ben salonun orada olduğum için Allah rahmet eylesin Necmi Usturk o zaman Arif Usturk'un babasısın. Bölge müdürü. İşte oradan onlar beni maça alıyorlardı. Yahut o scoreboard'un altına oturduğumu hatırlıyorum ben çocukken. Böyle bir hayat. Ondan sonra işte ben erken yaşta 78'de ben Demiroğlu'nun içeri temsilcisi oldum. O zaman bir erken yaşta 23 yaşındaydım ben. Ondan sonra bir daha hiç Sakaryaspor'un maçını kaçırmadan o zaman işte Mali Gazeteler yeni yeni çıkıyor. Ben gazeteye o zaman da işte sendikaya gelince hep arkadan bakıyordum. Hiç önden baktım hatırlamıyorum ben. Hep spor sayfasından bakıyordum ben gazetelerim. Ondan sonra tribünden, duvardan sonra Allah bana nasip etti. 20 senedir de 3 kişinin en önünde oturduğu yerde ben oturuyorum. Bizim vali nerede oturuyorsa, asker nerede oturuyorsa, devlet nerede oturuyorsa bu işlerin sayesinde Allah bana nasip etti. İşte böyle Türkçe Demiroğlu'nun genel başkanı olarak oturdum. Adapazarı başkanı olarak oturdum. Türkçe eğitim sekreteri oturdum. Şimdi Türk İş Başkanı olarak orada işte Türkiye'nin bütün statlarında yani Allah böyle bir imkan verdi, böyle bir oturma imkanı verdi. Sakaryaspor benim için herkes için olduğu gibi işte ben ne Fener, ne Beşiktaş, ne Galatasaray ki Beşiktaş'ı birazcık sempatim olmama rağmen Sakaryaspor için kendime geldikten sonra bir de Beşiktaş bana aklıma gelmedi. Şimdi ben Sakaryaspor'da kulüp başkanları kim yapmış, yönetimler kim o zamanlar, ne zaman 80'den beri aşağı yukarı tamamını biliyorum. Bu kulübe çoluğun çocuğun nafakasını verenleri biliyor. Bir paranın para zamanında 20 kilo, 30 kilo altın verenleri biliyor. Yani adam kuyumcu, şey yönetimde altın veriyor o zamanlar. Yani evvela onlara çok teşekkür etmek lazım. Yani hiçbir geliri olmadan kulüpte başkanlık yapanlar var. O zamanlar şimdiki gibi değil, borçcaz falan yok. Onlar para veriyorlardı. Şimdi Tuncerev'i anlatmışız size. Şey yeni takım Yenal'ların olduğu zamanlar işte kiralık Mercedes tuttular anlatılar mı bilmiyorum. Fenerbahçe'den onlardan gidiyorlar o arabalarla. İyi hatırlıyorum bunları. Yani böyle bir süreç. Yani hepsini A'dan Z'ye, Tuncer Bey'i çağır. Herkesi say yani. Kimeşi Aydın Zengin'den, İbrahim Müştoğlu'na. Herkesin emi, herkes para ver. Rauf Botu Boylusu'ndan Rahmetli Nadir İyaydın vardı. Buyurucu. Mesela Nadir o zaman evet. Tuncer abinin yönetimindeydi. Onun altın verdiğini biliyorum Nadir'in. Tribünün arkasında bizim Adapazarı gardan şeker fabrikasına giden tren yolu vardı. Sebebi şuydu, pancar çekmiyordu bu tren. Yani yolcu falan götürmüyordu. Pancar çekiyordu yani oraya. İşte gelen pancarları Eskişehir'den nereden geliyorsa o zaman Adapazarı gara o bizim tribünün yanından oraya gidiyordu. Yani bana öyle uzak geliyordu ki stat. Şimdi düşünüyorum statla spor salonu arası 2 kilometre.
o kadar uzak geliyordu ki demek çocukken o yol insana çok uzak geliyor. Yani çok uzak geliyor. Sonra tren yolu kalktı oradan. İşte tren yolunu kaldırdılar çünkü şeyini pancarla ilgili kamyonlarla, tırlarla çekmeye başladılar. Ben Mustafa'da evvela yöneticileri unutmuyorum. Para verenler, emek verenler, bir de hakaret yiyorlardı zaman zaman. Bir de topçular o dönemden işte ben 40 senedir kim oynamışsa onlar benim için hep özel insanlar. Sarıysan'ı hatırlıyorum mesela. Sarıysan'ı hala zannediyorum sağ Balıkesir'de. Bilmiyorum onunla ilgili bir temasınız oldu mu? Bu şampiyon bir Baykul vardı. Öldürdü sağ mı onları ben şimdi. Arnold Erol var. Erol Kızal. Tanıyorsunuz mu bilmiyorum. Süleyman var. Boksak Süleyman. Yani onlar o zaman Sakarya Spor'da. Taş gibi takım vardı o zaman. Şampiyon olmadığımızdan bir sene evvel. Ya, o dönem kaptan Arnold Erol var. Şehirde oturuyor şimdi sanat okulun orada. Erol Kızal. Takımın büyük bölümü Sakarya ağırlıktı. Yani o Sakarya'nın çocukları oradaydı. Onlarla ağırlıklıydı. Bu şampiyon olacağımız sene Yenallar geldiği dönemi, Coşkunların geldiği dönemi iyi hatırlıyorum. Yalova'da İbrahim vardı onlardan evvel. Yalova İbrahim vardı, onları hatırlıyorum. Ondan sonrasını tamamen hatırlıyorum. Yani takım, ondan sonra işte biz buraya geldik. Nerede bize ihtiyaç varsa, imkanım olsa da param olsa para versem de işte paramız bizim ortada yani işçinin parası ne kadar. Yani nerede ne görev düştüyse yapma gayret sarf ettik. Şimdi de hala Sakaryaspor eskisi gibi başım ağrımıyor Allah biliyor ya ama evvelden çok başım ağrıyordu muhalif olunca çok canım sıkılıyordu. Şimdi ben bulunduğum yerde işte burada haftada bir tane bir televizyon programı yaparım. Ben her yerde konuşurken bir Sakarya'yı muhakkak söylerim gayri ihtiyar benim elimde duruyor yani. Televizyonda geçen Fox canlı yayın var yani ben konuşuyorum muhakkak bir Sakarya çıkartırım aradan. Yani gayri ihtiyarı oluyor. Çok kötü dönemlere de düştük. Eski statta herkesin emeği var. Ki eski stat bana devasa bir şey geliyordu. Şimdi bakıyorum 15 bin kişi stat. O zaman bana sanki 50 bin kişi falan geliyordu çocukken. Yani orası sanki oradan stat dağıldığı zaman şehre geliyor insanlar. Güzel bir seyirci topluluğumuz var bizim. Benim konuştuğumuz bir kardeşimiz var işte Londra'da yaşayan. Şimdi bir gün telefon geldi buraya. Onun başkanlık dönemi ben bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Dediler ki Denizli'de polis arabayı durdurdu. Şimdi en son gidecek adam benim. Vali var, milletvekili var, belediye başkanı var. Dedim ne oldu, niye durdurdu? Dediler ruhsatında problem var Denizli'de. Denizli Emniyet Müdürü'nü aradım. O zaman başkan değilim. Dediler ya biz bunu kayda geçtik. İşte o zaman parası 4000 lira para aklında hiç. Yani takımı salmıyor. Takım da Deniz Spor, Denizli'ye maça gidiyor. Denizli'de mi oynuyoruz, kimle oynuyoruz da bilmiyorum. Deniz Belediyesi'nden mi? O zaman o kardeşimiz zannediyorum kulüp başkanıydı. Buradan bir iki saat içinde oradaki noksanlı buradan hemen havale çıkarttık onlara. Şimdi ben de nereden alıyorum bunu? İşte burada Sakarya'da var Ankara'da. Diyorum ona sen bunu ver, onu sen onu ver diyorum. Ona öyle bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Aşağı yukarı her sene cam takıp çobar ama ne imkanımız varsa ki bize kim yanan milletin ben maaşını alıyorum. Bu şu andaki nasıl tarif edeyim onu yol tarafındaki türbüne ilk başladığı gün o zaman 5000 işçi götürdük biz. O türbünün adı bir daha kaldı orada işçi türbünü. Çünkü ben şimdi her yerde söyledim benim burada oturmam şey bu elbise giyiyoruz burada oturuyoruz ben işçiyim. Doktor falan diye hayata başlamadım mühendis olacağım diye hayata başlamadım imkan yok. Rahmetli annem okula götürdü demir olanı meslek okuluna. Para lazım o zaman ihtiyacımız var evimizin. Yani işçi başladım şimdi Türkiye'deki işçinin en tepesindeyim. Bu işçinin sayesinde çocuklarımız işte bir avukat oldu, bir doktor oldu. Nereden hep bu işlerin sayesinde. Ama şehirde herkesin olduğu gibi benim de tek keyif aldığım iş Sakaryaspor galip gelirse Teletex var televizyonlarda. Bir tek ona bakıyorum. Evde beni bulamıyorum. Ankara'ya geldiğim zaman lojmanda var. Puan durumu ne oldu? Kim ne oldu? Gece geliyorum Ankara'ya geldiğim zaman ona bakıyorum. Yavru siz Sakaryaspor gazetede benim ben interneti kullanmayı bilmiyorum. Şu uzmanlar benim gelince Türkçe'deki buradaki uzmanlar benim önüme koyuyorlar. Şu Sakaryaspor'un puan durumu ne oldu? Yani Türkçe haberleri kadar bana onu koyuyorlar benim önüme. Haftaya maç kimden, ne oldu, ne gitti. Yani şimdi burada kim aklına geliyorsa en zor şartlarda şu Ankara'da burada şampiyon olduk Altay'ı yendiğimiz zamanlarda. Yani herkesin emeği var. Yani ara sıra biz suçluyoruz ya. Şu Aziz böyle yaptı Zeki. Herkes gayret sarf etti bu takım iyi olsun. Niyet iyiydi. Ha bazı noksan yaptı tam yapamadı. Ama herkesin niyeti iyi. Çok deplasmana ben de gittim. Yani milletin gittiği gibi ben mesela Manisa'ya gittim hatırlıyorum, Tekirdağ'a gittim hatırlıyorum. Gençken, çocukken. Yani yol uzun, zaman para pul da yok. Yollarda otobüs duruyor, benzinlikler orada yiyecek paramız falan diyor. Burada birisi elimize tutup bir şey yedirse, rahmetli annem yollamak istemiyor o zamanlar yani. Şimdi Tekirdağ nerede o zaman çok uzak geliyor bize. Ha. Yani şimdi ben buradayım, Türk işteyim, Demiroğlu'na başkanıyım. Herkes Ankara'daki bilir, bizim caminin hepsi bilir. Yani adam Sakaryaspor'la herkes ben buradaysam ilgilidir. Sakarya, Sakarya'nın yapısıyla ilgilidir. Çünkü ben oranın bir parçasıyım. Ben 20 senedir buradayım ama benim evim hala orada. Ben her hafta gidip gidiyorum. Türkiye'deysem ben buraya geliyorum. Bir de imkan olursa maça gidiyorum gidebilirsem. Bu sene bir kere maça gittim. O da yarım devre, yarım saat seyrettim.
67'lerde ben Yıldırım Spor'un lisanslı futbolcusuydum. Yani iyi top oynadığını falan da söylenemez. O zamanlar rahmet Ali Kocacık beni aldılar, oraya götürdüler. Ali kaleciydi. Ben de Yıldırım Spor'da futbolcuydum orada. İşte bir kere Sakarya Trabzon maçı vardı eski şimdiki statta. Ondan evvel amatör takımlar top oynuyordu. O zaman da ben yedekteyim. Stat çakılı böyle. Yani nasip olmadı çıkalım o milletin yanında falan diyordum. Ekrem Hoca benim hocamdı. Ekrem Allah'ın mekanını cennet yaptı. Ekrem Hoca iyi bir abiydi, iyi bir amcaydı, iyi bir dosttu. Yani Ekrem Hoca bizi terbiye etti derler ya, Ekrem Hoca'ya da terbiye olurdu insanlar. Sen şimdi benim Aykut'tan fazla, onlar benden küçük, fazla bir fazla okum yok. Topçuluklarını bilirdim. Şey yani o dönemin en iyi topçularımdı. Ben Sivas kazasında yeni başkandım. İlk Yozgat'a yetişen benim. Aslında Konya'daydım. Yeni Demiroğlu'nun genel başkanı olmuştum. İlk Yozgat'a ben yetiştim çünkü yaralar Yozgat'taydı. Sivas'ta da benim Sivas'ta sendika var bana bağlı. Orada en büyük yani içi toplu benim işim orada. Oradaki işler seferber oldu kan vermek için. Şeye girdiler, orada sıraya girdiler Sivas'ta. Ben de Yozgat'a yetiştim. Şey Yozgat'ta hastanesidir, oradaki ne yapması gerekiyorsa. Sonradan arkadan da işte zannediyorum Ersin Bey geldi benden 4-5 saat sonra. Sonra topçunun biri var, Gebze'yi unutmuyorum. Adını aklıma gelmiyor. Onu aldım, buraya getirdim. Başkent Hastanesi'ne gece sabaha karşı. Yani bize. İşte burada sendikan ambulanslarını götürdüm orada. O kaza malzemeci vardı bizim. Donatma oturan. Orjin vardı, malzemeci vardı. Yani o dönemde onları yakinen biliyorum. Yakinen artık kötü bir anıydı. Ben Demiroğlu'nun genel başkanı o zaman. Türkçe dedim, bana bir araba verdi. Makam arabam var, eski bir Mercedes. İşte buradan Antalya'ya gidiyorum. Buradan Afyon üzerinden gidiyorum. Yolda Adapazarı'ndan, Karasu'dan, Akyaz'dan, Sapanca'dan gelen arabaları görüyorum maça giden. Eski arabalar. Depremden sonra oluyor bu benim dedim. Tabii. Eski arabalar. O yoklukla millet, Antalya'ya taşındı. Şimdi ben de her zaman olduğu gibi Aziz Duran geldi. Ben takımın bir bölümünü yöneticiyle, Sitiler'de bir sendikanın oteli var, oraya aldım. İşte maçlarda ben duruyorum, elbise gene sırtımda. Aziz montla duruyor. Oradaki davulcular, zurnacılar beni başkan zannettiler. Ben para vereceğim hep. Dedim Aziz kurban olayım gel sen burada dur parayı ben ne vereceğim ben. Yok bir şey yani ben orada oturuyorum takımın meselesi millet bana geliyor. Tabi onun sonu da kötü oldu yani orada en son bir Malatya maçını orada işte penaltılarla kaybettik Malatya maçını. Ama o yoldaki o seyircinin eski arabalarla gidişini belki Antalya'ya gidene kadar cemaat yasladım hep onları seyrettim. Yani Afyon'la o arada Antalya arasında çünkü arabalar geliyor. Yeni güzel hiç araba yok çünkü para yok ki nerede kim ne bulmuşsa onlarla gelmiş. Eskişehir'e gittim ama Eskişehir maçı ben Adapazarı'nın başkanıydım. Burada değildim, Ankara'daydım ben. Sen şimdi Eskişehir maçındayız. Erzincan'da var takımı. İstanbul Büyükşehir Belediye var. Şimdi tribünde oturuyorum. Bir anons sistemi var. Çok böyle ses çıkıyor. Eskişehir kitle örgütlerini sayıyor. Şoförler odası Erzincan Spor'u başarılar diler. Yahut Eskişehir bakkallar odası İstanbul Büyükşehir'e bize tam yani iyi bakmıyorlar, iyi gözler bize. 1, 2, 3 Bir baktım protokol tribünün önünde adam anons yapıyor öyle. Ben hemen yukarıdan yavaşça indim aşağı, adam duruyor orada. Parayla mı yaptırıyor, neyle yaptırıyor da bilmiyorum hiç. Ben hemen kağıda yazdım. Demiroğlu Sendikası Sakarya Başkanı, Türkçe İltemiz Ergün Atalay Sakarya Spor Başarılar yazdım ona. Adamın dedim şunu okur musun? Okumam dedi. Maç başlamak üzere. O ara elimi uzattım. Tuttum onu hemen. Demir'in arasından çektim kendime. Dedim oku bakayım bunu burada bir yere gitmiyor. Adama iyilikten, kötülükten okuttum onu ya. Oradan bir yük çıktı. Hayatımda öyle yuhlandım ben hiç. Karşı türbünden bir 10 bin kişi falan var. Bana bir yuhlandılar beni orada var ya. Şimdi Sakarya Spor en az şehir kadar, şehrin önünde. Spor kamuoyunda Türkiye'de. Yani bazıları şunu ben derim. Takım birincilikte olursa şehir birincilikte oluyor. Takım küme düşerse şehir de küme düşüyor. Şimdi bizim burada baktığınız zaman öyle iyi topçularımız var ki bizim burada. Ve hala onları konuşuyoruz. Yani ama bu takım hani yeri burası değil. Yani bu takımın yeri çünkü milletin gideceği, eğleneceği bir yer yok. Hafta sonu olsun ben bir Sakaryaspor maçına gideyim. Yani maça gideyim. İşte ben hala geldim 60 yaşını geçtim. İşte gazeteye getirdikleri zaman arka sayfadan bakıyorum. Sakaryaspor galipse hoşuma gidiyor. Mağlup olsa üzülüyorum. Bir de şeye de bakmıyorum hiç. Puan cephene, sporu da takip etmiyorum. Takım bir mesela şimdi 4-5 haftada takip ediyordum. Bundan evvel bıraktım etmiyordum.
şimdi Diyarbakır maçı. Ben Ankara'dayım. O gün gitmemiz lazım. Affedersiniz, sabah uçağa gideceğiz. Ben burnumdan bir kanama oldu. İşte buradan direkt İstanbul'a gideceğiz. Atatürk'e ineceğiz. Oradan beni maça götürecekler. Top hastanesine beni kaldırdılar. İşte burnum kanıyor. Şimdi o ara aradan 3-5 saat geçti. Dedim, ne oldu maç? Dediler ki 1-0 mağlupuz. Bana sevim veriyorlar. Sonra benim şoför Turan var. Sonra geldi, 1-1 oldu dedi. Sonra yarım saniye geçmedi, 2-1 oldu dedi. Ben yataktayım burada, hastanede serum takıyorlar. O benim için güzel bir haberdi. Canavarlı herkese inşallah güzel haberler verirler. Bu statla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızla bu 24 Haziran seçimlerinden evvel ben Adapazarı'na geliyorum. Oradan da Zonguldak'a geçeceğiz. Ben konuşma yapacağım orada. Madenciyle Cumhurbaşkanı'nın işte yemeği var. Ben de orada konuşma yapacağım. Zonguldak'a gitmek için Adapazarı'ndan Zonguldak'a geçeceğiz beraber. İşte helikopterdeyiz. Berat Bey var, Cumhurbaşkanımız var. Bir de Köksal Toptan Bey var. Sonra dedim Cumhurbaşkanımıza. Dedim Cumhurbaşkanım işte o millet bahçesi, bu millet bahçesi. Dedim bizim stat ne olacak? Dedi ne olacak? Dedim stat gitti. Nasıl dedi gitti? Dedim stadı sattılar. Olmaz öyle şey dedi. Dedim sattılar bir Cumhurbaşkanı. Şey yaklaşmak üzereyiz, inmek üzereyiz. O ara işte TOKİ başkanını aradı. İşte ondan sonra TOKİ başkanı dedi ya inşaat başlamak üzere orada. Dedim stat üstüne gidelim. Geldik stat üstüne helikopterine. Dedim bak inşaat falan yok aşağıda bir şey. Sağ olsun. 10 dakika biraz geç indik, bütün talimatı verdi. Biz inene kadar stat geri alındı. İndiğimiz zaman da zannediyorum Ekrem abinin adını verilen sahaya indik. İşte protokol bekliyor, işte dördümüz indik. Köksal Bey, Berat Bey, Cumhurbaşkanı orada dedim ya böyle böyle stat dedikleri bitti bu. Dediler ya stat sattın dedim yok şimdi. Şimdi bitti alındı. O bana yarın öbür gün derlerse sen bu şehir için ne yaptın? Aklıma kalan işlerden bir tanesi oldu.